sevgili seyircilerimiz, Hayatınıza Sağlık programı kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir aranın hemen sonrasında sevgili seyircilerimiz, programımızın bu bölümünde herbali sevgili İbrahim Göktek Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Her zaman söylediğim gibi onu keyifle ve pür dikkat dinliyoruz. Çünkü anlattıkları her evi, her daireyi, dairenin içerisinde yaşayan herkesi 7'den 77'ye ilgilendiriyor. Çünkü sağlık konuşuyor sevgili seyircilerimiz. Çünkü sağlık konusunda yaşamış olduğumuz sıkıntılara da şifalı bitkilerle kurtulmamızı sağlıyor kendisi. Ve hemen dönüyorum İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Hoş İbrahim bulduk. Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz de çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, sanki bana çiçek uzatacakmış gibi bir haliniz var ama aslında işin boyutu bu, daha bir farklı. Alıç. Bu alıç çok ciddi bir hastalığın tedavisinde evet. kullanılıyor. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Loplu alıç, kertikli alıç. Hı hı. Bu gördüğünüz kertikli alıç. Neden kertikli? Kenarları kertik kertik olduğu için kertikli alıştır. Hı hı. Meyvesi çok küçük. İçi çekirdek dolu. 6-7 santim çapında. Meyvesi değil, etkili olan yaprak ve çiçeğidir. Hı. Yaprak ve çiçeğin ortak %50-%50 olması gerekir. Etkili olabilmesi için. Fakat bunun birleşimindeki etken madde, flavonoidler, hiperozit denir, alt maddesi, kalp damar rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Hı hı. Alıç. Dünyada. Kalp damar rahatsızlığı. Kalp damar rahatsızlığı. Fakat birleşimindeki etken madde az olduğu için yaprağının ve çiçeğinin karışımından oluşan çayı uzun süre kişi işte hafif rahatsızlarda iyi gelir. Hafif. Hafif yeni başlamış rahatsızlarda alıç, yaprak ve çiçeği kalp rahatsızlığına karşı iyi gelir. Hafif rahatsızlarda. Fakat kronik kalp yetmezliği diyelim ki vatandaşın hastanın damarları tıkanmış %60, %70, %80, %90. Hı hı. O zaman alıcın çayını içmek anlamı yok. Çünkü yeterli değil. Evet. Ne yapmak gerekir? Bununla ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. 36 klinik araştırmasına 3664 hasta katılmıştı. Kalp damar rahatsızları olan. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltli kitapta evet. bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Var. Çok geniş bilgi var burada. Hı hı. 3664 hasta üzerinde yapılan klinik araştırması da alıç ekstraktının, ot ve çiçeği değil, ekstraktı. Evet. Çünkü birleşimindeki etken madde %2. Hı hı. Siz yaprağının ve çiçeğinin çayını içerseniz %2'dir etkisi. Hı hı. Çünkü etken madde çok az. Ne yapmak gerekir? Hapının damlasını, drojesini kullanmak gerekir. Biz bu nedenle bunun yaprak ve çiçeğinin ekstraktını elde ettik ve hapını ürettik. Hı hı. Bunun içerisinde sadece alıç ekstraktı değil, aynı zamanda kalbi güçlendirici oğlotu veya diğer ismiyle melisa. Melisa. Hı hı. Melisa. Hı hı. Evet, altın başak otu, zeytin yaprağı, damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Hı hı. Kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritir zeytin yaprağı. Hı hı. Güzel. Evet, ginkgo beyne kan akışını artırır. Ginseng, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı. 19 çeşit bitki ekstraktı. Hı hı. Şimdi Kayseri'de çok zatlı, muhterem bir zevat, Ahmet Bey, 4. katta oturuyor. Adamcağız nefes alamıyor. Kalp damarları koroner kalp yetmezliğinden dolayı tıkanmış. Hı hı. Ameliyat olması şart fakat çok para ve imkansız, zor bir ameliyat. Buradaki bir insanın kalbi aynı yumruğu gibidir. Hı hı. Buradaki ana damarlarda tıkanma değil de alttaki kılcal damarlarda tıkanma olduğu için ameliyatı zor. Hmm. İnce damarlar. Hmm. Maliyeti çok yüksek. Bana dedi ki ya sen bir sürü ürün üretiyorsun, insanları tedavi ediyorsun. Bir de ben deneyim şunu, deney bakalım. İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı kullandı. 6 hafta sonra çalıştığı iş yeri 2 katlı ofisi. Koşarak inip çıkmaya başladı. Oh maşallah. Koşarak. Hemen Andor. Etki etti. Hemen. Adem Bey diye bir zaten muhterem, ilk öğretim okulunda öğretmen, edebiyat öğretmenim. Hı hı. 22 yaşında ameliyat olmuş, aort kapakçı yetmezliğinden. 13 sene böyle yaşamış. Halsiz, dermansız, yorgun. Ay ne kötü. Değil mi İbrahim Bey? 13 sene sonra bu sefer 35 yaşında doktorlara demiş ki genç daha. Mitral kalp kapakçı yetmezliği var. Yani kalbi açık kalp ameliyatı gerekiyor. Kalbi açacaklar, ortadan ameliyat edecekler. Dedi ki, bende zaten bir tane teneke kapak var dedi. Hmm. Bir teneke kapak daha istemiyorum
Allah rızası için bir şey yapabilirim. Yaparız inşallah dedim. Hı hı. Biz ona iksir, aloe vera, jel, damar çayı, enfeksiyon çayı verdik. Hı hı. Ve kurtuldu. Artı aylardır mevcut olan hemoroidden de kurtuldu. Evet. Aa, beraber hem hemoroidden hem de ameliyata gerek kalmadı. Hı hı. Doğal tedavi nokta net'e bir şiir yazmış. Gökçek, size mi yazmış? Allah sizden razı olsun. Uzun bir şiir yazmış. Şiir az bile vallahi İbrahim Bey. Gerçekten. Şimdi hemoroid demişken. Peki. Burada. Yani basur. Basur evet. Bu da çoban çantası otu. Tamam, minik minik çantaya benziyor. Şimdi bunun çiçekleri çok narin, çok hassas. Küçük küçük. Gözükmeyecek kadar çok. Bakıyorum görebilir miyim? Evet, şurada çok küçük çiçekleri var. Yine en üstte. Orada mı? Kerem. Evet, çok küçük küçük. Toplu iğne başı kadar yok bile. Evet. Bu çiçekleri meyveye, dününcü meyve kesesi şöyle küçük bir çanta. Çobanların çantasına benzediği için evet, ismi çoban çantası otu. Ben bayılıyorum zaten çoban bu bitki isimlerine. Şimdi burada çoban çantası. Bir de yelpazemiz var İbrahim Bey. Ondan o sonra ayrı, anlatırız. Ona o ayrı. Çoban çantası otu ile ilgili iki doktor, Profesör Doktor Japon asıllı. Hı hı. Profesör Doktor Takaki ve Koroda. Klinik araştırması yapmışlar. Bunun birleşimindeki etken maddenin kan basıncını düşürdüğünü belgelemişler. Takaki Koroda, Profesör Doktor ikisi de. Hı hı. Ve iki Alman asırlı Profesör Doktor Wagner ve Vizanov çoban çantası otuyla yapmış oldukları araştırmada birleşimindeki polipeptin denen bir maddenin iç kanamaları kanamayı önlediğini belgelemişler. Yani bu çoban çantası otu sadece hemoroide karşı değil. Düşük yaptıktan sonra bayanlarda gözüken kanamalar, adet düzensizliği nedeniyle yoğun kanamalar, kalın bağırsaktaki iltihaptan, ülseratif kolitten dolayı kanamalar, mide kanaması, burun kanaması, her türlü iç kanamaya karşı etkili. Her türlü iç kanama. Bununla ilgili biz çoban çantası otu, çoban çantası forte diye çok özel bir ürün ürettik. Çoban çantası forte. İç kanamalara karşı. Çünkü çoban çantasının birleşimindeki etken maddede alışta olduğu gibi az. Hı hı. Sadece mesela hemoroidi yeni başlar. Hemoroid de devre devre. Diyelim ki birinci devre evre ise hemoroid çoban çantasının otu yeterli olabilir. Fakat ikinci, üçüncü devre artık ilerlemişse o devreleri söylemeyeyim. Millet evet. biliyor işte. Evet. Hemoroid çıkıyorsa makattan içeri girmiyorsa dördüncü devre ameliyat gerekir. Ameliyatta çözüm değil. Bir bayan tam 4 defa ameliyat olmuş. Hemoroidden dolayı ameliyattan sonra çok zarar verdiği için ameliyat makattaki sinirlere defa hacetini tutamıyor. Of bu kadar da durum ciddi. Sfinkterler bu kapatma kasları bozulmuş sinir. Altını bezlemek zorunda kalıyorlar. Ay Allah. Yani gencecik bir bayan. Çok kötü. Yani bezlenerek geziyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hakikaten yani böyle bir duruma düşmemek için tabii. Yine şu bitkiler diyor. Allah'ın vermiş olduğu nimetin biz kapsülünü ürettik. Her türlü hemoroide karşı çok çok etkili. Hiç problem değil. Çok kişi bununla iyileşti. Hiç gerek yok ameliyata. Şimdi gelelim. Gelelim. Bu yelpaze. Yelpaze. Buyurun. Bu yelpaze. Bunun bir de çiçeği var. Yanındaki de çiçeği. Hangisi bu mu? O çiçeği. Yelpaze. Solmasın diye suyun içerisine getirdim. Abi, bu otlar var ya İbrahim Bey, kötü koksa bile bana mis gibi geliyor vallahi. O kadar seviyorum ki bitkileri. Şu çiçeği, yelpaze palmiyesinin bu sonbahara doğru çiçeği çekirdeksiz üzüm büyüklüğünde siyahımsı bir renktedir. Bunun yelpaze palmiyesinin meyvesinden ekstrakt elde edilir. Meyvesinden. Bunun, meyvesinin ekstraktı. Bunun meyvesinde zitosterol denen bir madde var. Zitosterol. Yani? Prostat büyümesini önleyici madde. Şimdi zitosterolu kimyasal olarak üretiyorlar. Fakat sentetik olduğu için sentetik hapını kullananlar da Allah korusun testisleri küçülüyor, erkekliğe gidiyor. Ya riziko çok büyük. Bu nedenle kimyasal olarak üretilen prostat hapları mahsurlu. Şimdi prostat büyümesi neden olur? Prostat büyümesini tetikleyen iki tane enzim. Redüktaz, alfa redüktaz enzimi ve aromataz enzimi. Tamam. Şimdi çok teknik olacak da yine de söyleyeyim. Redüktaz enzimi erkeklik hormonu testosterolün
dihidrosterola dönüşmesini sağlar, dönüştürür. Bu enzim oranı fazlalaşırsa erkeklik hormonunu bozuyor yani. İkinci enzim aromataz ise dihidrosterolü, bu da bir hormon. Bunu östradiol hormonuna dönüştürüyor. Yani kadınlık hormonu. Yani erkeklik hormonu testosterolü, iki tane enzim kademeli olarak yavaş yavaş kadınlık hormonuna dönüşüyor. Ne oluyor? Prostat büyümeye başlıyor. Çünkü erkeklik hormonu azalıyor, kadınlık hormonu artıyor. Bu anormal durumu bunun birleşimindeki efendim sitosterol tekrar normal haline getiriyor. Bununla ilgili 100'den fazla klinik araştırması dünya çapında yapılmış. Zabal denir buna. Zabal zerolata veya Zeranoa repens denir. Latincesi. Bunlar Latince, değil mi? Latincesi. Hı hı. Bu prostata karşı dünyada en etkili bitki. Bir. İki. Bağırsak. Bazıları çıkıyor kabak çekirdeği diyor. Veya başka bir şey diyor. Ya belge bilgi var mı kardeşim elinde? Yok. Yoksa ne konuşuyorsun? Belge bir yok, bilgi yok. Ben bir şey söylüyorsam belgelerim. Tamam, kabak çekirdeği de iyidir ama burada 100'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. 60 bin hasta üzerine denenmiş. 60 bin dünya çapında araştırma var. Bir, prostata karşı en etkili bitki. Bir. İki, bu yelpaze palmiyesinin yaprağı, o çiçeği. İkinci önemli bitki ise yakı otu. Yani? Bu yakı otu da yine prostat rahatsızlığında dünyada ikinci önemli bitkidir. Bununla da ilgili Güney Afrika'da 4 profesör doktor klinik araştırması yapmıştır. Bunları yapmış olduğu klinik araştırmasında bu da aynı yelpaze palmiyesi gibi sitosterol içerir. Yani sitosterol içerir, yani prostat büyümesi önleyici etken madde içerir. Peki onun artı, nasıl formülasyon yaptınız? Hani demin gösterdiniz ya alıcı, evet, şeklinde. Şimdi bunun birleşimindeki etken madde yelpaze palmiyesinde sitosterolla biraz fazla. %2, %3 gibi. Yak otunda biraz az. Artı ısırgan otu da prostat büyümesine karşı etkili 4500 kişi üzerinde denenmiş. Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. Şimdi yak otu Forte bizim özel bir prostata karşı, prostat büyümesine karşı özel ürünümüz. Efendim, yelpaze palmiyesinin ekstraktı, yakotu ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı vesaire artı ayrık kökü ekstrakt. Ayrık kökü burada var. Ya Allah, bulabilirsem inşallah. Bu kadar ot getirdim, bulabilirim. Şu da görmüş olduğunuz. Yardımcı olayım şöyle. Evet, bu da. Şu da ayrık otu. Bu ayrığın kökü prostat iltihaplanmasına iyi gelir. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı iyi gelir. Ayrık otu. Bunun ayrık kökü. Kökü. Kökü otu değil, kökü. Şu kökünden bu yetiştiği yere böyle ayrık kökü gibi derler ya, yayılır. Sökülmesi zor olur. Biz bunu sökebildik, getirdik. Bu da yine idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Birebir. Evet. Yakut, yani bu özel kapsül prostat büyümesine karşı, iyi huylu prostat büyümesine karşı çok çok etkili. Mesela bir beyefendi bize Bursa'dan, Mehmet Bey, beni aradı. Dedi ki İbrahim Bey, ben iyileştim ama arkadaşımda da rahatsızlık var dedi. Nedir rahatsız dedim? Kolesterol, tansiyon, trigliserit vesaire. Problem değildim. 6 haftada hiçbir şey kalmaz inşallah. Bu ürünleri kullansın, problem değil, tedavi eder. Dedim ki sizin neyiniz vardı? Prostat kanseri. Nasıl oldu dedim, iyileştim dedi. Nasıl iyileştiniz dedim, sizin ürünlerle. Allah Allah, benim bizim ürünlerimle prostat kanserine iyileşiyorsun ama benim haberim olmuyor dedim. Kimsenin haberi olmadı dedi. Ne ailem, ne çocuklarım, ne dostlarım. Psikolojik olarak rahatsız olmalarını istemedim. Kusura bakma dedi. Kimseye söylemedim dedi. Gizli gizli. Ben kendi kendimi tedavi ettim. Çocuklar, ailem haber olsa da panik olurlar dedi. Öğrenir öğrenmez aradım sizi, ürünleri aldım, kullandım. Hamdolsun bitti dedi. Ben size çok memnunum dedim. Mehmet Bey şimdi bizim Bursa'da bayimiz gibi... Bütün çevresindeki insanlar, rahatsız olanlar bizim ürünleri alır kullanır. Tavsiye ediyor. Silivri'den bir beyefendi bana geldi. Dedi ki, prostatı olmuş 100 gram, bir portakal kadar. Prostat aslında ne kadardır? 25 ila 30 gram. Bunda olmuş 100 gram. Doktora ameliyat, portakal kadar.
Tabii. Ameliyat şart demiş. Bu da korkuyor. Çünkü prostat ameliyatı sırasında sinir hücrelerine zarar verirsen cinsellik %85 gider. Diyelim ki sinirlere zarar vermedin. Normal bir ameliyat oldu. Prostatın, şimdi meni testislerde üretilir. Prostatın üstünde sperm torbası var. Orada bekler. Cinsel ilişki sırasında yoğurt gibi koyu olan meniye prostatın salgılamış olduğu sıvı karışarak ayran gibi olur. Böylece cinsel ilişki sırasında cinsel ilişki erkeğe işkence gibi gelmez, zevk verir, haz verir. Fakat prostatı alınırsa koyu olan meni cinsel ilişki sırasında boşalmakta zorluk çeker, kişiye işkence gibi gelir. Yani cinsel ilişkiden kişi uzaklaşmaya başlar, ürker, artık soğur. Soğuma başlar. Yani sinirlere zarar vermese bile prostatı alınırsa bir kişinin cinselliğe karşı bir nefret başlar. Bu nedenle psikolojik bunalıma girer. Bu nedenle ameliyata gerek yok. Bunu kullansın vatandaş, görür etkisini. Evet. Evet. Şimdi burada çarkı felek otunu görüyoruz. Çarkı felek nedir, tam ne işe yarar? Evet. Çarkı felek da aynı çarkı feleğe benzer. Evet. Mehmet Ali Erbil'in çarkı feleği. Aynen. Çarkı felek. Çarkı felekle ilgili yapılan klinik araştırmalarda uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, sinirsel mide rahatsızları, sinirsel bazıları gerildi mi, strese girdi mi, midesi rahatsız olur. Midesi ağrımaya başlar. Bazılarının karnı ağrır. Bazılarında sinirsel kalp rahatsızları ortaya çıkar. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar üzerine Almanya'da klinik araştırma, yüzlerce klinik araştırması, belge var, bilgi var. Bu konuda çok belge var. Almanya bitkilere çok önem veriyor değil mi İbrahim Bey? Şimdi bu göstermiş olduğum dergi, ilmi, akademik bir dergi. Bu dergide dünya çapında hangi ülkede, nerede, ne zaman, mesela burada klinik araştırmalar yapılmış. Tüm detaylarıyla belirtilmiş. Klinik araştırmaların sonuçları yayınlanmış. Demiş ki işte şurada şu klinik araştırması yapılmıştır, şu neticeler elde edilmiştir. Uyuyamama, uykuya dalamama. Bugün günümüzde insanlar nasıl çalışıyor? Robot gibi çalışıyor. Ofiste. Doğru, aynen. Büroda çalışıyor, ofiste çalışanlar veya iş yerinde çalışanlar. Türkiye gene çok rahat maşallah. Çin'de insanlar sabah saat 4'te işe gidiyor. İşe gidebilmek için 3'te kalkıyor. 4'te işe alacak adam uyumamak için gidiyor, spor yapıyor 15-20 dakika. Ondan sonra işe gidiyor. Kore'de, Japonya'da insanlar işe gitmeden önce 4'te iş başı alacaksa 3'te kalkıyor spor salonuna antrenman yapıyor, ondan sonra işe gidiyor. Ne güzel. Uykusu açılması için. Evet. Almanya'da ve insanlar saat 5'te iş başı yapıyor, 4'te iş alıyor. Sabah sabah erkenden işe gidiyor. Bir de azar işitirse, psikolojisi bozulursa, günde şu kadar iş yapacaksın yazılıyor, çiziliyor, robot gibi bantta çalışıyor. Hızlı hızlı tempo, iş yerinde böyle baskı. Bir de sürekli klima, oradan soğuk hava. Esiyor, omuzu, sırtı, beli tutuluyor. Bir de eve geliyor, evde hanımı, faturalar, çocuklar vesaire. Ya gel de uyusun. Bir tek yatsa nefes alıyor adamcağız. Yatsa bile uyuyamaz. Çünkü kasılıyor, geriliyor böyle. Doğru. Uyuyamıyor. Bunalıyor sabaha kadar. Sabahleyin gidiyor yine aynı tempo. Yani ne zaman rahatlayacak vatandaş? Doğrusuyla. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırmasında çarkı felek, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlar da dünyada en etkili 3 bitkiden biri. Çarkı felek otu, oğul otu, kedotu kökü. Biz bununla ilgili de bir özel çalışma yaptık. Nedir bu? Çarkı felek forte. Çarkı felek forte. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara. Bunun birleşiminde de yine aynı şekilde 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Yoğunluklu olarak kedotu kökü ekstraktı, oğulotu ekstraktı veya melisa denir oğulotuna. Melisa ekstraktı, çarkı felek otu ekstraktı. Peki. Uyku rahatsızlığı olan herkes ve rahatlamak isteyen, rahat rahat uykular. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Bugün de yine her bölümde olduğu gibi çok güzel aydınlandık sizin bu muhteşem bilgilerinizle ve çözümleri tanıdık. Bu arada sevgili seyircilerimiz, ekranda görüyorsunuz. Telefon numaralarını arayarak da daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar İbrahim Bey. Sağ olun. Hürmetler, saygılar. Sağ olun.